Güne başlarken devam ediyor sevgili izleyiciler. Haftanın bu son iş gününde gazete başlıklarında özellikle Somali'deki saldırıyı görüyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz temel başlık buydu, onu hatırlatalım. Ve yandaş gazetelere devam edelim. Az sonra sohbete başlayacağız. Çevre sorunlarına odaklanacağız bugün. Sevgili izleyiciler, gazete başlıklarına devam ederken yandaş gazetelerden Star şu anda ekranlarınıza gelecek. Karanlık üstlere eğitim harekatı diye Erdoğan'ı görüyoruz. Erdoğan'ın Etiyopya'daki temaslara aktarılmış ve saldırının minik de bir fotoğrafı kullanılmış. Kara propaganda üreten Paralel'in yurt dışındaki okulları kapatılıyor demiş. Böyle bir boyuta odaklanmış Star gazetesi. Ve bugüne bakalım şimdi, cemaate yakın gazetelere geçelim. Bugün gazetesinde manşette sevgili izleyiciler, kelepçeli özgürlük diye bir haber var. Evet. Türkiye'deki özgür medyaya darbe, sansür ve Twitter yasağı gibi ifade özgürlüklerine yönelik baskılar, yargıdan gelen kamu vicdanını yaralayan 5 çarpıcı kararla tescillendi diyor bugün gazetesi. Avukat Eren Keskin başlıkta fotoğraf olarak yer bulmuş, başlığın hemen yanında. Keskin'e 301'den 10 ay hapis diye aktarılıyor haber. İkinci olarak aktarılan haber, kelepçeli özgürlük başlığında, hadis paylaşmak bölücü eylem diye ahirette Allah'ın yüzüne bakamayacağı kişi yalancı hükümdardır hadisini paylaşan Profesör İbrahim Cerrah hakkında soruşturma başlatılması aktarılıyor. Üçüncü olarak aktarılan olaysa el hareketi iddiasına 354 gün hapis cezası, İzmir'de dönemin başbakanı Erdoğan'a el hareketi yaptığı iddia edilen bir vatandaşın, bir kadın öğretmenin Kamuran Bedir'in öyküsü aktarılıyor. 16 yaşındaki liseliye jet soruşturma diyen bir haber var. Bu haberin de detaylarını aktardık sizlere sevgili izleyiciler. Ve son olarak gezi eylemine katılan öğretmen Adana'da İşten atıldı haberi de yer buluyor. Bir yargı mücadelesi var öğretmenin. Evet, bugün gazetesinde özür mektubu göndermedim diye bir ifadeyle TÜSİAD'ın eski başkanı Dinçer bugüne konuştu denilmiş. Başkanlığı devreden Haluk Dinçer özür mektubu iddialarını net dille yalanladı diyor bugün gazetesi sevgili izleyiciler. Amaç tasfiye değil, parti polisi kurmak, emniyette fişleyerek emekliliğe tepki yağdı. Dün sürmanşette verilmişti bugün gazetesinde sevgili izleyiciler bu haber. Ve son olarak Zaman gazetesine de bakalım. Zaman gazetesinde peygamberimizin sözü yıkıcı bölücü faaliyet sayıldı diye bir ifade var sevgili izleyiciler. Ve Profesör İbrahim Cerrah'ın hadis tweet'i manşette görülüyor Zaman gazetesinde. Süleymancı, Nurcu, Alevi diye fişledikleri polisi tasfiye ediyorlar haberi dün bugünün sürmanşetindeydi. Bugün yine Zaman gazetesinde de cemaate yakın gazetelerden Zaman'da da yer bulmuş. Bilal Erdoğan'ın keşif yaptığı tesise 2 günde boşalt talimatı diye Üsküdar'daki 55 dönümlük arazi ile ilgili bir haber görüyoruz. Yolsuzluk yüzünden yöneticilere güven kayboldu. Haluk Dinçer'in TÜSİAD başkanlığını bırakmadan önceki son mesajları Zaman gazetesinde de yer buluyor bu arada. Evet sevgili izleyiciler, haberler böyle gazete başlıklarında. Şimdi hızla tekrar başlıkları görelim. Şunu da belirtelim. Bugün aynı zamanda yarı yıl tatilinin karne günü sevgili izleyiciler. Çocuklar bugün karne alacaklar. Okullarda bir karne sevinci yaşanacak. Onun da vurgusunu yapmış olalım. Gazetelerde çok fazla büyük haber olarak görmedik ama hatırlatmış olalım bugün karne günü. Ve sevgili izleyiciler, aynı zamanda İstuzum'dan gelen haber, işte İstanbul'dan zaman zaman gelen haberler, Türkiye'nin dört bir yanından çevresel değerlerin yitirilmesine yönelik, daha doğrusu talana yönelik haberler gündeme geliyor. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu bizlerle birlikte yeniden bir gündem hatırlatması yapalım. Ne aşamaya geldi bu konuştuğumuz konular diye bir değerlendirme yapalım istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selma Hanım. Öncelikle bu İztuzu'ndaki direniş başarıyla sonuçlandı. Mahkemeden bir karar var. Kiralama işleminin yürütmesi durdurulmuş. Çünkü kiralayanlar arasında yer bulan valiliğin bünyesindeki MUÇEV'in protokol imzalama yetkisi yokmuş. Yani usulüne göre de yapılmamış. İztuzu'ndaki o plaj direnişi de bu bağlamda bir başarıya ermiş görünüyor. Ama biz Türkiye'nin dört bir yanında gördük ki işte örneğin Soma'daki zeytinlikler gibi yargı kazanılıyor da. Evet. Zeytinlikler gitti mesela. Tabii. Değil mi? İşten yani geçtikten sonra bazı kararlar ne yazık ki alınıyor. Evet. Öncelikle burayı değerlendirelim mi? İztuzu plajı ile ilgili bir değerlendirme yapalım. Tabii. İztuzu plajı aslında sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin dört bir yanında olan çevre problemlerinden ve hukuksuzluklardan çok da bağımsız bir durum değil. İztuzu'ndaki olay da aslında kıyıların
ranta ve talana teslim edilme sürecinin özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulduktan sonraki süreçte ne kadar hızlandığını gösteriyor. Caretta karettaların doğal yaşam alanı olduğunu biliyoruz. Ve bu bölgede işte daha dikkatli, daha hassas davranılması gerektiğine dair çeşitli projeler yapıldığını biliyoruz. Yani milyarlarca lira paraların harcandığını, bunların korunması için, bu bölgenin korunması için çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Ama gelin görün ki son süreçte, dönemeçte bütün kıyıların özel sektörün kullanımına, özel sektörün işletmesine açılması süreciyle karşı karşıya kaldık. Ve bütün sahillerimiz, bütün kıyılarımız özel sektörün hegemonyasına teslim edilmeye başlandı. Buradaki tabii sıkıntı şu bir yandan da, özel sektörün eyvallahı yoktur bazı süreçlerde. Yani tabii ki çok dikkatli, çok hassas çalışan yatırımcıların da olduğunu söylemek lazım. Ama kıyıların yönetimi gibi, yani doğal alanların halka açık olması gereken kanunlarımıza göre bölgelerin şirketlere bırakılıyor olması hassasiyetlerin azaldığı anlamına geliyor. Çünkü belediyeler bu süreçte çok daha sağlıklı yapmak zorundalar. 5 yılda bir seçimle gelen yapılar oldukları için yükümlülükleri var vatandaşa karşı. Daha fazla yükümlülükleri var. Ama şirketi bıraktığınız zaman bazen görevlerini yerine getirmeden gidebiliyor. Bunun en büyük örneğini işte sizin söylediğiniz gibi Yırca'da yaşadık. Artvin'de de yaşanıyor. Amasya'da da yaşanıyor. Tunceli'de de yaşanıyor. Her yerde yaşanıyor. Şunu vurgulamak lazım tabii. Bu tarz çevre problemlerinin hukuki kurallar, hukuki kanunlar üzerinden çözülemediğini görebiliyoruz son dönemlerde. Aslında çağdaş bir ülkede böyle olmaması lazım. Yani hukukun işlediği bir ülkede böyle olmaması lazım. Mahkeme kararlarının hızlı ve kamu yararı gözeten bir şekilde alınması gerekiyor. Ama böyle olmadığı için de halk tepki vermeye başlıyor. O yüzden de her türlü yatırıma artık endişe duyarak bakıyoruz. Buradaki mücadele, İstuzun'da verilen mücadele aslında şunu bize gösterdi. Tıpkı yırcıların verdiği mücadele gibi halk tepki verdiği zaman mahkemeler ve siyasi irade daha çekingen davranabiliyor. O yüzden de toplumun kamuoyundaki o direnç duygusu kesinlikle hassasiyet yaratıyor. Mücadele ve direnç duygusu çok önemli. O yüzden de yaşanan problemlere dair yurttaşların tepkilerini, demokratik tepkilerini vermesi, güçlü bir şekilde bunu da kamuoyuyla paylaşması sorunların, çevre problemlerinin çözümü içerisinde çok önemli. Zaten 1960'larda da Avrupa'daki çevre hareketlerinin bu kadar güçlenmesi ve dünyadaki siyasete müdahale etmeye başlaması da bunun göstergesi. Orada ciddi bir sokak hareketi süreci olmuştu hatırlarsanız. Çiçek Çocukları denilen veya işte Yeşiller Partisi'nin kurulu sürecini de ortaya koyan bir mücadele alanı vardı. Ve oradaki Almanya'nın da ne kadar çevre teknolojisi anlamında gelişini hep beraber gördük. Bu anlamda bu tarz mücadele hareketleri çok kıymetli. Bunlardan üzülmemek lazım. Yani ben şunu her zaman söylerim, her konferansta, her konuşmamda. HES mücadelesine dair köylülerin doğru veya yanlış, bazı HES'leri savunabilir bazı insanlar, savunmayacakları yerler de vardır ama yurttaşların, köylülerin o verdiği tepkiler sayesinde bugün biz yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'de kullanılması gerektiğini, temiz enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini tartışıyoruz. Bir kamuoyu yaratılıyor sonuçta tabii, bir anlamda. O yüzden bu tarz mücadelelerin çok değeri var, çok kıymeti var. Bunu söyleyebiliriz. Temelde. Evet. İstanbul'a bakalım. Bu 3. havalimanı ile ilgili çok tartışmalar ve iddialar gündeme geldi. Evet. Oradan bir skandal kokusu yayılıyor. Evet. Şimdi son durumu bir aktaralım. Ne aşamada 3. havalimanı ve gerçekten çevre değerleriyle ilgili baktığınızda siz neler görüyorsunuz? Evet. 3. havalimanı zaten baştan aşağı bir skandal süreci. Şöyle söyleyeyim mesela, skandal nereden başlıyor? 2009 yılında İstanbul'un bir çevre düzeni planı kabul ediliyor. Oy birliğiyle meclisten çıkıyor. Bilim insanlarının katıldığı, o da AKP'li belediye, biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi. O meclisten çıkıyor, onaylanıyor. Ve 3. havalimanı eğer yapılacaksa bunun Silivri bölgesinde yapılması kararı alınıyor. Plan da bu şekilde. Fakat gelin görün ki işte 2013 yılında ihalesi çıkartılan bu 3. havalimanının başka bir bölgede ve plana uygun olmayan bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Zaten orada kokmaya başlıyor balık. Sıkıntı orada başlıyor. Evet, temelde önce öngörülen yerde bile yapılmıyor. Tabii yani öngörülen yerde bile yapılmıyor. Bilim insanlarının ve kendi mevcut siyasi iktidarın kendi partisinin meclisinde, belediye meclisinde verilen karar uygulanmıyor. Yani uçakla dolaşırken, helikopterle dolaşırken karar verilen bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi zaten onun yansımalarını, mühendislik bilim açısından problemlerini görmeye başlıyoruz. Neden o bölgenin seçildiğini anlamaya çalışıyoruz bir yandan da. Tabii neden o bölgenin seçildiğini anlamaya çalışıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz biz artık. Yani bu ülkenin mühendisleri, mimarları, plancıları da çok iyi biliyor. Yaşanan süreçleri şunu biliyoruz. Yapılan her inşa hareketi, yapılan her projenin çeperinde bir rant ve talan politikası olduğunu görüyoruz. İstanbul'daki 3. havalimanı projesi de aslında 3. köprüyle entegre olan, bir yandan da işte Kanal İstanbul projesiyle bağdaştırılan ve 3. havalimanı projesiyle birlikte uydu kentlerin o bölgede kurulacağını çok iyi biliyoruz. O yüzden 3. havalimanı tek başına çok fazla uçak gelsin, Türkiye'ye turist gelsin yaklaşımı değil, etrafında o bölgenin aslında imara açılma sürecidir. Bu sürecin meşrulaştırılmasıdır. Çünkü İstanbul'un tarihsel gelişimine baktığınız zaman yolun geçtiği bölge
imara açılıyor. Arazilerin rantın ve talanın çok yoğun bir şekilde arttığını ve nüfusun da çok fazla arttığını görüyoruz. Hı hı. Ben burada hani bazı görseller getirdim, arkadaşlar herhalde yansıtıyorlar. Burada yapılacak bölgeyi göstermek adına koydum. Üçüncü köprü de aslında bunun kenarından, oda yeri denilen bölgeden geçecek. Şimdi bu proje yapılmaya başlandı. 2013'ün 3 Mayıs tarihinde ihaleye çıktılar. Fakat çok ilginç bir şekilde ÇED olumlu kararı olmadan bizim çevre kanunumuzda, hı hı, ve ÇED yönetmeliğinde çok net yazar. Bakın yani buradaki mesela Yırca'daki şirketin nereden güç aldığını buralardan görebiliyoruz. Hukuku uygulamayan bir devlet anlayışımız var. Kanunları, kuralları yani kendi mevzuatını uygulamayan bir anlayış var. Bu bizi çok büyük bir yanlışa ve yok oluşa sürükleyecektir. O yüzden de buna dikkat etmek lazım. Ve 3 Mayıs tarihinde ihaleye çıktılar 2013 yılında. Biz o zaman çevre mühendisi olarak derdimiz bizim bir şeyleri engellemek veya iyi yapılacak şeyleri engellemek değil. Biz o dönemde söyledik, dedik ki bakın yanlış yapıyorsunuz. Hani yapsınlar ihaleyi de hemen dava açalım yaklaşıma sahip olmadık. Öncesine uyardık. Bakın dedik 3 Mayıs tanesi bunu yapıyorsunuz ama ÇED olumlu kararı yok. Yani bunun çevresel etkisi değerlendirilmemiş. Hani o yaban domuzlarının nereden çıkacağı, nereye gideceği belli değil. Önce bunları bir araştırın. Ondan sonra buna dair bir karar verin. Hı hı. Hukuki olarak da bilimsel olarak da bunun böyle olması lazım. AB uyum sürecindeki taahhütlerimiz de bunu söylüyor bize. Bunu yapmadılar. 3 Mayıs tarihinde bu ihaleyi yaptılar. 21 Mayıs tarihinde 18 gün bekleyemediler Semra Hanım. 21 Mayıs tarihinde ÇED olumlu karar çıktı. Burada da bir takım hani aceleciliklerin olduğunu hep beraber görebiliyoruz. Tabii zaten o yazık hayvanların evsiz barsız kalıp da kendi yuvalarından şehre inmiş olmaları bir problem olduğunu, evet, evet, raporun da doğru bir yaklaşım içermediğini gösteriyor. Tabii. Bakın burası %80 orman olan bir bölge. Geçtiğimiz günlerde işte bataklık tartışması yapıldı. Şimdi başka görseller de getirdim. Ben uydu fotoğraflarını da getirdim size. Burası orman alanıdır. %80 orman alanı. Evet, zemini duygun değildir. Tabii ki medya diliyle bazen bataklık olarak ifade edilebiliyor. Özellikle kuzey kısımları, kumulu kısımları bataklık bölgeleri var. Ama büyük oranda %80'i orman alanı. Yani 6172 hektar orman alanı olduğunu söylüyorlar. Bunu nereden öğreniyoruz biz? ÇED raporundan. Çünkü elimizde şu anda teknik olarak bilgiyi tek veren doküman ÇED raporu. Bakın çukur verdik, 90 milyar TL aldık dediler. Şimdi bir sonraki görüntüde göreceksiniz. Burası çukur falan değil. Burası orman alanı. %80 orman alan bölgeden bahsediyoruz. Ve 70 tane sulak alan var. Bakın İstanbul'un çok ciddi bir su problemi olduğunu hep beraber biliyoruz. Şunu söyle, bakın burası işte çukur olarak ifade edilen bölge. Tam anlamıyla bir ekosistemle karşı karşıya. Bu fotoğraflarda ÇED raporuna alınmış fotoğraflar. %80 orman alanı, 70 tane sulak alan var. İstanbul'un zaten mevcut barajları, yani İstanbul dese ki ben Sakarya'dan, Melen'den su almıyorum dese, kendi barajlarının kapasitesi zaten 900 milyon metreküp. Yani bir yıllık kapasitesi bu kadar. Tüketilen de zaten o kadar. Yani bir yağmur yağmasa, kar yağmasa, barajlarla dolanık olanı bir yıl tamam ya. Bir yıl içerisinde İstanbul'dan bir su tüketiyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir sıkıntı, evet, yaşasa. Aynen böyle. Şimdi bu bölgede Terkos Gölü'nü, yani İstanbul'un en önemli su kaynaklarından bir tanesi olan Terkos Gölü'nü besleyen bölge. Hı hı. Ve içerisinde de yaklaşık 7-8 tane dereyi, ıstıranca dereleri olarak bizim adlandırdığımız o bölgeyi besleyen derenin de doldurulacağını taahhüt ediyorlar ÇED raporunda. Ya oranın ekosistemiyle bozacaklar. Bağlantılı tabii, tabii derelerde gidecek. Kesinlikle. Bütün ağaçlar 2.513.000 tane ağaç kesilecek. Bakın bu ÇED raporunda yazıyor. Taahhüt bu. Hı hı. Kesmek zorunda kalacaklar. Çünkü düz zemin olması lazım. Ki kesmeye de başladılar. Kesmeye zaten başladılar. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde belki hatırlarsınız mera alanlarından araçların geçtiğini görüyorsunuz. Hı hı. Köylülerin otlattığı hayvanların hayvancılık yaptıkları bölgelerde şu anda inşaat başlamış durumda. Biz şöyle bir şey yakaladık Semra Hanım. Bu da hani yeni bilgi olarak paylaşalım. Şimdi ÇED raporu içerisinde taahhütler olur. Yani ben inşaatı yaparken şu taahhütlere uyacağım, çevreyi böyle koruyacağım, meraya dair çeşitli önlemleri alacağım diye taahhütlerde bulunmanız, hı hı, gerekir. ÇED raporundaki taahhütler şu anda uygulanmıyor. Ve buna göre de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 20. maddesi, Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin e-benliğine göre ceza kesmesi lazım. Ceza kesmiyor Çevre Bakanlığı, gidip denetim bile yapmıyor. Bakın taahhütlerden bir tanesini söyleyeyim, çok kritik bir taahhüt. Meralara dair izin alacaklarını söylediler. Hı hı. Herhangi bir izin yok şu anda. Köylüler şu anda geçtiğimiz zaten, günlerde haber oldular tabii, zaten. Yani oradan kamyonlar geçti, mera alanlarını mahvettiler. Sonra dedik ya pardon biz yanlışlıkla buradan geçtik. Hani başka bir yol yapacakmışız dediler. Böyle bir şey olabilir mi? O hayvanlar nerede otlayacaklar? O hayvanlar kente inmesinde nereye gitsinler? Değil mi? Şimdi bu Türkiye zaten hayvancılık ve tarım bakımından gerçekten zor günler yaşıyor. Yurt dışından hayvan ithal eden bir ülke haline geldik. Hı hı. Bu kadar geniş bir coğrafyamız olmasına rağmen. Bu kadar güzel bir
ülkemiz olmasına rağmen yurt dışından hayvan ithal ediyorlar. Değerlendiremiyoruz maalesef. Şimdi bu da meri alanlarını yok ediyorsunuz. Tarım alanları var. Bir yandan kamu spotu yayınlıyor Tarım Bakanlığı, tarım alanlarını yok etmeyelim diye. Öte yandan izin veriyor. Bakın başka bir taahhüt de şu. Kuş gözlemi. Burası biliyorsunuz kuş. Kuşların gerçekten Avrupa'dan Türkiye'ye geçiş noktası. Yani kuş göç yolu içerisinde. Şimdi AKP hükümetinin ciddi şekilde kuşlarla problemi var. Kuşlarla ilgili bir sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Hesaplar evet. İçerisine bir türlü girmiyor onlar. Bir türlü girmiyor işte. Sonra da uçaklara çarpıyor kuşlar falan. Vay efendim atlatıldı, büyük kaza atlatıldı falan diye haber oluyor. Tabii. Tuhaf bir şey. Tabii. Bu arada KC yazalım mı? Sevgili Kutay'dan rica edelim. 3. Havalimanı skandalı diyelim. Diyebiliriz tabii. Evet ve chat raporlarındaki taahhütler uygulanmıyor diyelim. Şimdi burada diğer bir verdikleri taahhüt yüksek hızlı trende mesela kuşların öldüğünü biliyorsunuz. Çünkü bunun önlemlerini almadılar. Değerlendirmedikleri için. Yani yüzyıllardır olarak, oradan göç yolundaki kuşların göç yoluna tutup da bir şey yaptığınız zaman siz elbette ki onlar ne yapacaklar? Hani karşımıza alıp siz artık buradan geçmeyin, şuradan geçin mi diyeceğiz kuşlara tabii yani? Tabii ki bunlar bin yıllarca kuşların aslında göç yolları. Buna dair önlem alma şansınız var. Değerlendirmedikleri için bu konuları gerçekten ciddi anlamda kafa yormadıkları için ve maliyeti de biraz arttıracağını düşündükleri için de önlem almıyorlar. konu sadece para kazanmak galiba. Tabii yani mümkün olduğunca maliyeti düşürüp şirketlerin daha fazla para kazanması. Çünkü şirketlerin amacı bellidir. Daha fazla para kazanmak isterler. Bunun koşullarını yaratıyorlar. Devlet de bunun önünü açıyor. Çünkü denetim yapmıyor Çevre Şehircilik Bakanlığı. Burdur Gölü'nde de aynı durum var. Burdur Gölü'de yine flamingoların alanı. Yine orada ciddi bir problem var. Yani kuşlarla ilgili problemimiz var. Şimdi buradaki taahhütler içerisinde, demiş ki chat raporu içerisinde, 2 yıl boyunca kuşları izleyeceğiz diye taahhüt ediyorlar. Kuşları izledikten sonra inşaata başlayacağız diye söz veriyorlar. Şimdi böyle bir durum var mı? Nerede kuşları izledikleri rapor? İnşaata başladılar çoktan. Geçtiğimiz günler Sayın Bakan Lütfü Elvan da gitti, Ulaştırma Bakanı. Oradaki açılışları yine şaşalı görüntüler, fotoğraflar çekildi. Taahhütü niye uygulamıyorsunuz? Şimdi bakın Semra Hanım, bizler mühendisleriz. Bu ülkede biz de havalimanlarını kullanıyoruz. Herkes gibi. Olmasını istiyoruz. Ülkemizde havalimanları olması lazım. Önemli atılımlar da yapılıyor. Yani mesele ama oraya o iş yapılmasın değil. Mesele usulüne göre yapılsın. Şimdi burada, ama burası doğru bir yer değil. Yani yer seçimi yanlış. Bunu artık herkes çok net bir şekilde dile getiriyor. Maliyeti arttırıyor. Problemleri, çevre problemlerini arttırıyor ve insanın ikna olmadığı bir bölge. Ama inatla havalimanını o bölgeyi yapma konusunda ısrarcı davranıyorlar. Gerçi şunu da belirtelim. Üçüncü havalimanı gerekliliği noktasında da bir tartışma var hatırladığım kadarıyla. Atatürk Havalimanı'nı genişletme çalışması yapılabilir bunun yerine ifadeler de evet. var. Evet. Bakın geçen 2014'ün Şubat'ında yanılmıyorsam orada bir chat yürütme durdurma kararı çıktı mahkeme tarafından. Bizim açtığımız davalar sonucunda. Ve mahkeme dedi ki bu chat raporu uygun değildir dedi. Tam o anda TAV Holding'in CEO'su haberlerde var. Açıklama yaptı. Dedi ki biz Atatürk Havalimanı'nın genişletme çalışmalarına başlıyoruz dedi. Geçtiğimiz günlerde yine TAV Holding'in başkanı veya işte diğer insanlar devlet hava meydanlarından talepte bulunuyorlar. Türk Hava Yolları talepte bulunuyor. Diyor ki bize artık yetmiyor Atatürk Havalimanı'nı genişletelim dış hatları diyor. Onlara tamam onay veriyorlar ve bu da Sayıştay raporuna geçiyor. 3 yıl sonra siz havalimanını açacağız diyorsunuz. Bir yandan da Atatürk Havalimanı'nı geliştiriyorsunuz. Yani devletin kaybı çok yüksek. Yani burada bilgilerinden haberleri yok galiba. Haberler yok. Bir yandan da biz para kazanacağız diye düşünüyoruz Türkiye olarak o 3. havalimanından ama yaptığınız yatırım maliyeti çok fazla. Bakın size ben bir örnek vereyim. 3. havalimanında rüzgar enerjisi lisansı verilen şirketler var. Maden şirketleri var. Burada yaşayan köylüleri Akpınar köyünü taşımanız gerekecek buradan. İstimlak yapılıyor ve Terkos Gölü'nden çok büyük ishalatları var. Şehre su taşıyan. Bunların hepsi yıkılacak. Bunlar yıkılacak. Ve tekrar yapılmak zorunda kalacak. Kimden çıkacak bunun parası? Bizden çıkacak. İstanbulluların vergilerinden çıkacak. Bu istimlaklar, doğru maden bir hesap yapılmamış yani yola tabii ki yani 90 milyar TL kazandık falan hikaye. Yani Türkiye'nin burada ciddi anlamda bu giderlerin de hesaplaması ve onun üzerinden çalışma yapılması lazım. Ama çok hızlı bir karar süreci. Mühendislik anlamında da çok hızlı bir karar süreci. Şu anda ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Hafriyatı size ben söyleyeyim. Bakın orası yaklaşık 105-120 metreye kadar kot farkı var. Yani 120 metrelik oraya betonlar hafriyat döküp düzleştirmeniz gerekiyor bu yapıları. Burada 2 milyar 500 milyon metreküplük bir dolgudan bahsediliyor. Çet raporunda yazılan dolgu miktarını söylüyorum. İstanbul Boğazı'nın tamamını doldurabiliyor bu dolgu miktarı. Ve bu dolguyu da nereden alacaklarını çok yüksek olduğu için nereden alacaksınız? Yurt dışından hafriyat ya da Kanal İstanbul projesini alacağız diye yazmışlar. Şu inşaat bölgesi mi? Yok, orada çeşitli madencilik faaliyetlerinin olduğunu biliyoruz. O bölgenin bir kısmı taş ocaklarından da oluşuyor.
Bazıları da coğrafi kendi yapılarını oluşturuyor. Peki uygun mu taşı ile havalimanı olması yan yana, toz kaldırır falan hani? Zaten bunların hepsi kapatılacak. Bunların parası da bizim cebimizden çıkacak. Hı-hı. Yani o taş ocağı şirketi sahiplerine, maden ocağı şirketi sahiplerine devlet bunları kamulaştırıyor. Biliyorsunuz acil kamulaştırma kararı. Bunların Hı-hı. parası bizim cebimizden çıkacak. Hı-hı. Yani şirketlerin cebinden çıkmayacak. O yüzden burada yoğun bir aslında gider de var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu peki harfiyatlarla ilgili de geçtiğimiz günlerde bir haber hatırlıyorum ben de. O, orayı da biraz daha derinleştirelim mi? Orada tabii. da bir skandal şimdi, kokusu vardı yine yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu harfiyat olayı biliyorsunuz Ankara'da da metro kazıldı bırakıldı. Hı-hı. Harfiyat çok hani maddi getirisi olan çeşitli alanlarda bir konu. Çünkü ölçmesi biraz zor. Ne kadar gösterirsiniz öyle gidiyor bu işler. Şimdi buradaki alanın doldurulması gerekiyor. 70 tane sulak alanı dolduracaklar. Kulak Çayırı diye bir gölümüz var. Bizim doğal göl ve tarihi ve kültürel ve aynı zamanda biyolojik anlamda, çeşitlilik anlamda çok değerli. Buraların tamamını dolduracakları için bu çok yüksek bir hafriyat gerekiyor. Yani bu, şimdi sulak alanlar yok edilecek diyoruz da evet. yani suyun bulunduğu o minik gölleri dolduracaklar. Tabii. Sular nereye gidecek? Onları denize boşaltacaklar. Bunu söylüyorlar. Hatta işte şöyle bir ilginç bir olay söyleyeyim. Tatlı suyu yok tabii, edecekler tabii yani. Tatlı o kıymetli tatlı suyu. Denize evet. içemiyoruz nihayetinde evet. ama onu içebiliyoruz. İşte bizim neden bu kadar hani heyecanla bu konunun problemini niye bu kadar anlatmak istediğim sebebi bu. Şimdi 5 Haziran Dünya Çevre Günü 2014 tarih. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tatlı suları denize boşaltmaya başladılar. Düşünebiliyor musunuz? Çok vahim. Şimdi, yani o gün de başladılar bu işe. Hafızam beni yanıltmıyorsa sizde de varsa böyle bir bilgi izleyenlerle paylaşmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde kuraklık geliyor diye ya da Kanada'daydı hatırlamıyorum ama o kıtada kuraklık geliyor diye bir gölü yerin altına taşıyacak bir düzenek yapıp aşağıya dağın içerisine gömdüler. Evet. Tatlı su gitmesin, buhar olup uçmasın diye. Böyle bir proje hatırlıyorum ben. Şimdi tatlı suyu bu derece önemseyip de korumaya almaya çalışırken dünya biz alıp denize mi boşaltacağız? Evet. Taahhütler içerisinde bu hatta inşaat aşamasında kullanacağız. Bunu biz taahhüt etmiştik. Şimdi bu hafriyatlara yine tekrar gelecek olursak hafriyatların da tabii çok yüksek bir hacme sahip olduğu için tonajı da fazla. Burada yaklaşık saatte yaklaşık 1000 seferin yapılması öngörülüyor. 1000 tane kamyonun bu bölgede dolaşması düşünülüyor. Bu çok ciddi bir toz emisyonu ve dün de yanılmıyorsan yine bir basında yer aldı. Bu kamyonları kullanacak şoför bulunamıyormuş galiba. Hı-hı. Tayland'dan getirecekmiş. Evet evet. Vietnam yani, mı Tayland mı? Vietnam, Tayland o bölgeden getirecekmiş. Şey bulamıyorlarmış. Tam bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede şoför bulamıyorlarmış. Yani çok gerçekten vahim bir olay. Hani bu tarz yatırımların da her zaman o bölgeye istihdam sağlamadığında başka bir göstergesi aslında. Hı hı. Çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim size. Bakın chat raporlarında hep vurguluyoruz ya. Çünkü elimizdeki teknik bilgi bu. Şu an internete girin veya işte bilgi edinmeye çalışın 3. havalimanı ile ilgili. Hep böyle güzel fotoğraflar. Hep böyle havalimanının ne kadar güzel olacağına dair videolar görürsünüz. Kaç tane pisti olacak? Nasıl bir çevresi etkisi olacak? Sanki uzaya gidiyoruz bilgi, yani. Yani bu tarz bilgi bulamazsınız. Tek bulacağınız yer çevresi etki değerlendirme raporu. Resmi kaynak. Bakın o raporlar hazırlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu raporlara göre biz önce anlattım ya taahhütleri. Hı hı. Denetlemesi gerekiyor. İnşaat aşamasında da. Ve bu taahhütler yerine getirildi mi getirilmedi mi kontrol etmesi gerekiyor. Yerine getirmediyse ceza kesmesi gerekiyor. Peki bakın çok ilginç bir taahhüt okuyacağım size chat raporundan. Tüyler ürpertici bir taahhüt. Bakın diyor ki Terkos Gölü Havzası'nı besleyen Çeko Deresi ve devamındaki Üstülük Deresi, bunlar hep su kaynağı, ile Yeniköy Deresi'nin bir kısmı ve Ali Beyköy Havzası'nı besleyen Çıplak Deresi, Malkoç Deresi ile Çiftepınar Deresi tahrip edilecektir. Olmayacak. İtiraf yani. Bu bir taahhüt. Bakın Çevre Bakanlığı gidecek şu anda. Bu dereleri tahrip ettin mi etmedin mi? Etmediysen ceza kesecek. Böyle bir Çevre Bakanlığı düşünebiliyor musunuz? Bakın çok ilginç bir tane daha söyleyeceğim size. Proje kapsamında yapılması planlanan ünitelerin doğal ekosistem alanlarındaki ortadan kaldırılacak ve Kulakçayır balık çeşitliği bakımından çok zengindir. Ancak proje inşaat aşamasında bu yapay su birikintilerinin suları kullanma ve sulama suyu olarak kullanılacaktır. Daha sonra hafriyat ve dolgu malzemesiyle de doldurulacaktır. Balıklar öldü. Dolayısıyla suda kalan vasfını yitirecektir. Bu alanlar ve yakınlarındaki sucul yaşam ve canlı yaşam yok olacaktır. Eğer bu şirketler sucul alanı ve canlı yaşamı yok etmezlerse Çevre Bakanlığı ceza kesmek zorunda. Yani böyle bir chat raporuyla karşı karşıyayız. Böyle bir Çevre Bakanlığımız var. Hayır buna bile uyulmuyor. Hani hayır bu kısmına uyulmasın elbette kuşları ama. Kuşları izlememişler. Bir yandan balıkları önemsememişler. Yani tatlı suyu önemsememişler. Tam bir keşmekeş. Tek teknik rapor elimizdeki bu. Ve bu rapor üzerinden karar verilmiş. Ve bunun üzerinden çalışma yürütüyor. Şimdi de zemin kötü çıkmış. Balçık olduğu işte ne yapacaklarına dair
Maliyet tabii ki artıyor. Buna dair önlem almaya çalışıyorlar. Burada da devletin bir alım garantisi, bir biliyorsunuz kredi arkasında duran bir yaklaşım da var. Bu da aslında dediğim gibi hem ekolojik olarak zararı hem da yine biz karşılayacağız yani. Tabii ki Türkiye'deki yurttaşların tamamı karşılayacak. Çok vahim. Şimdi çok net bir şekilde arazinin uygun olmadığını oraya inşaatı başladıktan sonra anlıyorlar ki benim bunu anlayabilme kapasitem yok. Hani o arazinin nasıl bir arazi olduğu zaten belli. Niye gidiyorsunuz o zaman oraya? Daha önce gösterilen alana gitsenize. Yani benim kafama almadı bu hesabı, kitabı. Evet. Hesapsız kitapsız bir iş olduğu belli. Evet. Ama şöyle bir şeyi hatırlatalım ve burayı bağlayalım isterseniz. Hani doğayı bu kadar saygısızca kullanmak, doğayı bu kadar tahrip etmek, para mı yiyeceğiz yani? Hani doğada su içemezsek para mı içeceğiz? Hani böyle bir noktaya doğru gidiyor ki bu kadar saygısız olmamak gerek herhalde. Kesinlikle. Sizin verdiğiniz örnekler de çok açık bir şekilde bir saygısızlık doğaya, insana da aynı zamanda kendi yaşantımıza da bir saygısızlık. Kesinlikle. Çok vahim. Şimdi sadece bu değil tabii. Hani Türkiye'de hani nereye baksak aynı şekilde böyle benzer bir durum var. Benzer bir durum var. Süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu Ankara ile ilgili bir sıkıntınız var. Onu konuşalım isterim. Şimdi Ankara'da dün bir tabii basına da yansıdı. Sayın Gökçek bizi suç duyurusunda bulunmuş savcılığa. Hı hı. Odalar bana iftira ediyor ve işlerimi yapmamı engelliyor diye bir suç duyurusu bulunmuş. Bu su meselesi galiba değil mi? Yok, su meselesi değil. Genel olarak, bütün olarak söylemiş ama aynı zamanda da Anka Park üzerinden. Anka Park'ta biliyorsunuz biz mahkeme kararları sonucunda bir yürütme durdurma kararı çıktı. Odalarımızın, 5 odamızın açtığı dava sonucunda mahkeme bu kararı vermişti. Ardından yürütme durdurma kararı çıktı. Bu yeni yapılan şey. Park, evet. Park. Evet, parka dair sıkıntılar var ve bu konuda da Sayın Gökçek savcılar suç duyurusunda bulunup benim işlerimi engellemeye çalışıyorlar. Bana iftira atıyorlar. Çünkü biz yürütme durdurma kararına rağmen orada inşaat çalışmaları yapıldığını gözlemledik. Ve dedik ki bakın yürütme durdurma kararı olmasına rağmen hukuk uygulanmıyor. Kendisi bu konuda bir alınganlık göstermiş. Niye böyle diyorlar bana diye ama bir gerçekle yüz karşı karşıyayız. Savcılar başvuruda bulunmuş. Savcılık da sağ olsun bizi davet etmiş. Gelin bana ifade verin. Gelmezseniz sizi zorla alacağım diye bir zaten matbu bir yazı var biliyorsunuz. Hı hı. Biz de pazartesi günü Şehir Planı Odası, Peyzaj Mimar Odası'yla ve Çevre Mühendisliği Odası olarak gideceğiz, ifademizi vereceğiz. Dün de Mimar Odası Ankara Şubemizde Ziraat Mühendisliği Odası Genel Merkezi ifadesini verdi. Orada bu çalışmalarımızı, bilgimizi paylaştı. Tabii burada şöyle bir durum var. Biz Çevre Mühendisliği Odası ve diğer meslek odaları olarak aslında toplumun bilim ve hukuk çerçevesinde yaşam alanlarının geliştirilmesi yönünde sorumluluklarımız var. Biz hataları görevimizi yapıyoruz. Bizim anayasada da belirlenen bir görev tanımımız var. Kanunumuzda ve yönetmeliğimizde belirlenen bir görev tanımı var. Biz bu görevimizi yerine getiriyoruz. Keşke Sayın Belediye Başkanı görevini yerine getirse de bu problemlerle karşı karşıya kalmasak. Atatürk Orman Çiftliği biliyorsunuz zaten bir vasiyettir orası. Atatürk'ün bize vasiyetidir. Bizim orayı korumamız ve tarımsal üretim anlamında, orman alanı anlamında geliştirmemiz gereken bir bölge. Çünkü Ankara'da ciddi bir hava kirliliği problemi var. Bu anlamda geliştirmesi gereken bir bölgeyken oraya gidip inatla bu kadar tepki varken, bu kadar hukuk kararı varken, planlar iptal edilmişken mahkemelerce Anka Park'ı yapmaya çalışmak herhalde biraz Ankaralıların parasını o bölgeye yatırmak ve daha sonra zarar etmek anlamına gelecek. Yani bunun sorumluluğu bizde değil. Cumhurbaşkanı o bölgeye saray kondurunca cesaret belediye başkanı da tabii park yani kondurur. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir sarayda, kaçak sarayda oturup ben hukuku tanımıyorum, istediğim yerde oturum, İstiyorsanız gelin yıkın falan yıkın bile derse, dedi. Yırca'daki şirket orada köylülerin ağaçlarını keser. Sayın Gökçek burada kuralları, kanunları çiğneyip başka işler yapmaya çalışabilir. Artvin'de başka bir olay olur. İşte İstuzun'da başka bir oluyordur. Çünkü baştan bu işlerin sağlıklı ve bilim ve hukuk çerçevesinde yapılması lazım. Yani bu iş bize gerçekten çok pahalıya patlıyor. Daha da pahalıya patlamaya devam edecek ama biz şunu söylüyoruz. Demirden korkan trene binmezdi. Biz bu trene bindik. Halkımız için, Ankaralılar için ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Hep söylediğimiz bir söz var. Sevenin sevdiğini söylemesi, bilenin bildiğini söylemesi borçtur. Biz bu ülkeye karşı borçluyuz. Bildiğimizi söylemezsek eğer, bu konuda mücadele etmezsek ihanet etmiş oluruz. Biz ihanet etmiyoruz. Görevimizi yerine getiriyoruz. Hukuk kararını veriyor ve hukukun kararları uygulanıyor. Yani bizim doğrudan gidip de oradaki tesisleri yaktığımız, yıktığımız falan yok. Biz oradaki bilimsel olarak görüşlerimizi sunuyoruz. Çünkü katılımcı bir anlayış olması lazım. Bunun üzerine mahkemeler karar veriyorlar. Olay tam da bu şekilde gerçekleşiyor. Zaten böyle davranmasanız odayı kapatanın bir anlamı yok. Tabii yani bu herkesin aynı fikre sahip olduğu bir ülke demokratik bir ülke olamaz.
farklı fikirlerin, eleştirilerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor ki daha sağlıklı işler yapılsın. Ya bunu bir zenginlik olarak görmek lazım. Herkes bana benzesin, herkes benim gibi düşünsün, herkes benim gibi bilip aynı oyuncakları bilmek istesin yaklaşıma sahip olursanız biz gelişemeyiz. Ankara'da gelişemez. Hı hı. Zaten gelinen nokta belli. Mogan Gölü çökmüş durumda. Mogan Gölü şu anda ölmüş durumda. Balıklar ölmüş durumda. Yıllardır biz bunu söylüyoruz. Daha yeni 2014'ün Eylül ayında geçtiğimiz aylarda Sayın Çevre Bakanı ile Sayın Gökçek gidip orada inceleme yapıp biz burayı kurtaracağız diye açıklama yapıyorlar. Günaydın. Şimdi gelmişler Eymir Gölü'nü bana verin. Ben Mogan'ı kurtardım. Eymir Gölü'nü bana verin diyor Sayın Gökçek. Ya Mogan'ın ne hale geldiğini herkes biliyor artık. Yani bunu gözler görüyor, kulaklar duyuyor. Herkesle konuşup bunu yazıyor ama Sayın Gökçek tekrar Eymir Gölü'nde alıp aynı hale getirme kaygısı içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet, orada bir ODTÜ'ye karşı bir restleşme var evet, galiba. Evet, o da sürüyor sanıyorum. Tabii devam ediyor ve gerçekten vahim bir durum. Ya Ankara'nın tek yaşam alanı, tek gerçekten de bina görmeden yürüyebileceğiniz, bisiklete binebileceğiniz, araç yoğunluğu olmadığı tek bölge şu anda. Oranın da Sayın Gökçe'ye bırakılması sonucunda ne hale gelebileceğini biz bugün Batıkent Etimesgut bölgesinden ve Mogan Gölü'nden ve Ankara'nın bütün imari yapısından, mimari yapısından zaten çok net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden bu riske girmemek lazım. Şu an bu ODTÜ'nün arazisi olan bir bölge de değil bu arada. Yani bu algı yönetimini de gerçekten kırmak gerekiyor. Şu an bütün Ankaralılar, bütün Türkiye'deki yurttaşlar, hatta yurt dışındaki insanlar da gelip Eymir Gölü'ne girebilirler. Hiçbir engel yok buna. Rahatlıkla bu bölgeye dolaşıyor. O yüzden Ankaralılarındır. Zaten hani hafta sonları özellikle o kadar yoğun oluyor ki orası. Evet. Yürüyüş yapanlar, bisiklete binenler, bir soluk alma alanı Ankara'da başka o kadar yerimiz yok sınırlı ki. Başka yerimiz yok ki. Yani o kadar yapay hale dönmüş durumda ki bu iş. Yani Anka Park'ı gerçekten bu ülkenin, bu Ankaralı'nnın ihtiyacı var mı? Onu harcayacak parayla metro inşaatı bitirilebiliyordu. Geçenlerde arkadaşlarımız açıkladılar bu konuda. Şehir Plancısı Başkanımız Ankara Şube. Ve net bir şekilde söylediler. Yani oraya harcanan parayla metro inşaatları yapılabilirdi. Metroyu şimdi yapamadık deyip Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiler aynen değil öyle. Mi? Aynen öyle. Keçiören'deki inşaat belki bitirilebilirdi. Yani bu çok daha ivedi hayati öncelikler olması gerekiyor. Şimdi bunu söylemekte suç değil herhalde değil mi? Yani bunu bizim paylaşmamız ve ortaya koymamız gerekiyor ki. Aslında temelde hep zihniyeti konuşuyoruz galiba Baran Bozoğlu. Süremizin de sonuna doğru yaklaştık evet. Artık birkaç dakikamız var. Zihniyetle ilgili bir problem var burada anladığım kadarıyla. Sonuçta Eymir, Mogan dediğimiz hani bıraksak herhalde hepsi gölbaşı gibi olacak. Bina bina tabii. Bina bina tabii. Bina yani. Oysa ki o Eymir'in etrafını ağaçlandırdı ODTÜ'lüler sahip çıkarak o bölgeye. Tabii yani 1950'lerden bu yana çok büyük emekler var. Sayın eski rektör Kemal Kurdaş'ın çok büyük emekleri var. Yani gecenin çok hikayelerini de geçmişte beraber çalıştığı insanlardan duyuyoruz. Gecenin bir yarısı kalkıp rüzgarda ağaçlar yıkıldı mı yıkılmadı mı diye kontrol eden bir rektörden bahsediyoruz. Yani bu emekle, enerjiyle gerçekten özveriyle yapılmış bir orman alanından bahsediyoruz. Bunu yok ettiğimiz zaman Ankara gerçekten ciddi bir hava kirliliği problemine karşı karşıya zaten daha da tükeneceğiz. Sıyı'da değerler çok yüksek çıkıyor. Demet evlerde, dikmende her yerde bizim partikül madde değerlerimiz, kirliliklerimiz çok yüksek çıkıyor. Ve ciddi bir kirlilik problemine karşı karşıya Ankaralılar. O yüzden de sahip çıkmak lazım, korumak lazım. Ve şunu soruyoruz biz, Sayın Çevre Şehircilik Bakanı'nın da yetkisi çok büyük. Bu planları da kendileri, Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Sayın Çevre Şehircilik Bakanlığı hayatında lütfen günde 3 saatini Çevre Bakanlığı ayırsın istiyoruz. Ve Türkiye'nin çevre problemi yaşayan bölgeleri ziyaret etsin. Artık kentsel dönüşümü çevreyi koruyan ve problemleri çözme odaklı olarak ayırsın. Tahribat odaklı değil. Tabii. Örneğin Mogan'ı kurtaracağım diyorlarsa eğer, Eymir'in kenarında yapılması planlı otel projesini de reddetmeleri gerekiyor. Şu anda chat süreci devam ediyor. Samimilerse bunu yapsınlar. Biz de bunu görmek istiyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Baran Bozoğlu. Böylece ara ara hani çok fazla siyasi gündemden odaklanamıyoruz. Ama çok ara teşekkürler. Ara da sizin gerçekten de çevresel konuda büyük bir hassasiyetiniz var. Herkesten daha fazla bu konuda gündem yaratıyorsunuz. Evet, biz de hassasız çünkü doğanın tahrip olması noktasında özellikle bu doğaya saygısızlık diye niteledik ya insana saygısızlık, doğaya saygısızlık noktasında rahatsız edici buluyorum uygulamaları. Onun için de hassasiyetle o gündemi de takip etmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Pazartesi günü haftanın ilk iş gününde yine beraber olalım, yine güne beraber hazırlanalım. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.